Çubuk kırın gel. Kapı neydi abla? Ne söyledi? Sormayı mı söyledi? Aynen. Ama bence bu şeyi bir tane söyleyin. Çok içimde kaldı. Şimdi sizinle tanıştırayım arkadaşlar. Daha önceki vloglarımda da ucundan kıyısından vloglarımda pizza yapmıştım. Evet, pizza yapmıştı. Bak hatırladı şu anda. Ablamgildeyiz biz şu anda. Ablamın kızı, biricik kızı, gözünün ablamın bebeği. Ablamın kızı, Işıl'ı tanıştırma şekilleri. Ablamın kızı, ablamın kızı, aynı zamanda eniştemin kızı. Ablamın oğlunun kız kardeşi. Yapma ya. Senin Işıl, kızın da kuzeni. Kızımın kuzeni. Kızımın yüzündeki bir tırnak yaralarının sahibi oluyor kendisi. Ama seviyordu kızım yani. Bu tırnakladıkça kızım ona bebek bebek diyordu. Gidiyordu öbür yanağında dönüyordu. Öyle mülayim bir kızım vardı benim. Artık yok. Şimdi Işıl'ın sesi çok güzel. Bir şarkı söyleyeceğiz size. Çok da güzel demeyelim şimdi. Neyse yani öyle arada ben yani sonuçta benim gölgemde kalabilirsin ama gene de söyleyeceğiz yani. Seçtiğimiz şarkı 3-10 sınıfından Işıl İnan'la beraber söyleyeceğimiz şarkıyı. Bana bir masal anlat baba. Didem'in çok yüksek ısrarlı sonucu Bana Bir Masal Anlat Baba ismini Nihavend şarkıyı Kürdüleyeceğiz galiba. Şarkıyı icra etsin. Annen önce konuşmayı öğrenmesi tamam, lazım. Tamam bir dakika. İşte biraz üstümdeki beyaz tişörtü beni çok şişman gösteriyor ama artık Işıl'ın tişörtü artık şey yapmayın. Başlayabilirsin Işıl'cığım. Bana bir masal anlat baba, içinde bütün oyunlarım. Kurtla kuzu olsun, şekerle bal. Baba bir masal anlat bana, içinde denizle balıklar. Yağmurla kar olsun, güneşle ay. Anlatırken tut elimi, uykuya dalıp gitsem bile, bırakıp gitme sakın beni. Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim, içinde İstanbul olsun. Şurayı iki kere söylememiz gerekiyor. Ha, bilmiyorduk. Didem ben burada bir hata mı yapmışım? Şaşırmış gibi yapacağım. Orayı iki kere söyleyeceğim. Hmm. Evet, Bana Bir Masal Anlat isimli şarkıyı icra ettiğimize göre başka bir şarkıya geçtim. Ne var mıydı? Çok kısa. Aslında sözleri var. Niye burada bu kadar? Evet. 5-6 tane bir şeyler diyor. Aslında bu şarkı tekrardan ibaret bence. Evet. Zaten öyle. Sadece sen tekrarı geçti. Bile yapmadığın için şarkı bitti. Şarkılar tekerrürden ibaret. Ha, biz çok şaşırdık. Çok güzel şarkılar. En son tarih değil miydi o? Ben yanlış mı hatırlıyorum? Şarkı söyleyeyim bize. Şarkımız geldi. Durdurdun mu videoyu? Yok. Affet beni akşam. Ben de gölgen uzarken. Nasıl? Durdur tekrar başlatayım. Öğleden sonra affet. Ha Müslüm bir sesin. Nilüfer'i söyleyeyim. Ne? Nilüfer'i açsana bir. Dur şu şey. Dur. İnşallah bu vlogdan telif yemeyiz. Biz söylüyoruz bir söz. Şarkıyı açmana gerek yok. Biz sözünü açıyoruz burada. Peki. Deniz üstü köprü. Bir tavşan yapmışım. Tavşan kendini görse tövbe çeker. Tavşan kendini görse vampir zanneder. Bunu ben biliyor muyum acaba? Nasıl başlıyor? Zamanın eli değdi bize. Çoktan değişti her şey. Aynı değiliz ikimiz de. Zaaflarına bir gece, hatalarına bir nilüfer. Artık geri ver, geri veremezsin aldıklarını. Artık geri ver, geri verilmez. Bu da söylemesi zormuş. Hiçbir yanıldı. Evet. Ben bilmiyorum zaten. Teoman, o zaman şeyi öyle söyle. Bakma. Bana öyle olmaz ya. Bakma. Abla, bizi, kızın telefonla parmak iziyle giriyor. Şifreyi bile bize giremez. Yeni fark ettim. Ama parmağını kesebilirsin Işıl'ı. Değil mi Işıl'cığım? Yüzüme de gidiyor. Bunu senin söylesen. Bak. Ama uyanık olmaz. Bunu söylesenize. Ah bu ben kendimi nerelere koysam. Saklansam da bir yerlere gezeceğim. Hayallerimi kursam. Hayır gezeceğim. Ben gezeceğim. Onu açayım mı? Aynen öyle. Bunu yememek için satır satır söylüyorsun. Hadi onu açın. Ah bu ben. Ah bu ben kendimi nerelere koysam. Saklansam sahillere.
Hayaller mi kursam? Ay akor değil canım ya. Ukulelen varsa getir çalak. Var da çünkü çalamıyorum. İyi ki piyano var. Şeyi değmesin ellerimizi çalmıyor. Ben başlayayım sen devam et eğer müziğini bilmiyorsan. Biliyorum. Söyle güzel. Sorar mısın Didem lütfen? 3 ağız sınıfından ışılla. Tam zaten sesin çok da güzel değil. Boş ver. 1, 2, 3. Başlıyorum öğretmenim. Tamam. Zor olsa da galiba dönüyorum sana. Gel dersen hemen, çağırmazsan geçerken. Yerle gök arasında bir yerde. Bir şey diyeceğim ya, kusura bakmayın sen ama tek tek söylemeyin de şöyle şöyle söyleyeyim. Ben saçma oluyor çünkü tek tek ikinizin sesi birbirine yetişiyor. Aynen ben severim ve söylemem. Bence şöyle sen şöyle söyleyin, kötü duruyor. Sen beni uzak sanırsın. Bilirim söz dinlemem. Ah bu ben kendimi. Nerelere koşsam, saklansam bir yerlerde, gizlice ağlasam. Ah bu ben kendimi, nerelerde bulsam. Çekilsem sahillere, hayaller mi kursam. Zor olsa da galiba dönüyorum sana. Gel dersen hemen, çağırmazsan geçerken. Yerle gök arasında bir yerde. Sen beni tanımazsın, severim de söylemem. Sen beni uzak sanırsın, bilirim söz dinlemem. Ah bu ben kendimi, nerelere koşsam. Saklansam bir yerlerde, gizlice ağlasam. Ah bu ben kendimi, nerelerde bulsam. Çekilsem sahillere, hayaller mi kursam. Nerelere koşsam. Yeter bu kadar insanın kulaklarını atın. Yani bir tane daha şöyle güzel bir şey söyle. Ne söyleyelim mesela? Abla gelsene katalım. Ne söylesem boşuna le. Delan. Bu sevdalar boşuna he. Bu sevdalar bu boşuna. Delanım. Delanım. Yalnızlığı söyle Sertap Erener. Yalnızlığım. Bu yollarım. Aa Didem küçükken seninle bir şarkı söylüyorduk. Masal Perisi. Gül güzeli. Aa geçen de hatırlıyor musun? Zeynep Kasali'nin bir şarkısını hatırlamıştık. Duvarlara ben o duvarlara çarpa çarpa yosun tuttum. Ha biliyorum. Ağlaya ağlaya yosun tuttum. Neydi onun adı? Duvar. Duvar mı? Duvar duvar yaz. Duvar ustası çıkabilir ona girme duvar sözleri. Ay ben çok severim. Bir daha asla dokunmam tenine. Senin teninden önce duvarların var. Ben o duvarlara çarptım. Işıl unuttu söyleyeceğini. Işıl ya hayır yani biliyorum da o kadar iyi değilim bu çarptım. O zaman tekrar başlıyoruz. Çok dinlemedim. Hayır hayır bunu söylemiyorum. Ha bilmiyor musun sen bunu? Bir tane sen söylesene. Ya dinledim de işte. Bir, o zaman söyleyeyim ya da o şarkıyı bir dinleyelim mi? Dur ben söyleyeyim dinlemeyelim. Seninle bir daha aynı yolda yürümem. Seninle yürüyene yolda tuzakların var. Bir daha asla dokunmam tenine. Senin teninden önce duvarların var. Ben o duvarlara çarpa çarpa nasır tuttum. Ağlaya ağlaya yosun tuttum. Ben o duvarlara çarpa çarpa nasır tuttum. Ağlaya ağlaya yosun tuttum.
Dedim şu otelin adı var ya, evet. Bindim Grand'mış. Dedim. Zehra'ya azmış onun ismi öyle diye. Sağ olsun Zehra'cığım, da teşekkür ediyorum onun sayesinde. Şu anda Kayseri Talas'tan çıktık ablam Gülden. Otobüsle Kayseri merkeze geldik. Şimdi sıraya girip binamızın önceden meskeni olmadığı için su faturamızı biz başka bir yerden yatırıyorduk. Oradan son su faturamı yatıracağım. İnşallah sonra da bir daha adrese gelecek. Kuşlara baksana Didem. Didem. Baksana. Sonra da ablamın oğlu Mustafa bizimle buluşmak istiyormuş, bakalım. Bu arada saat sabahın 9.30. Kalenin içine mi? Evet. Aslında olabilir. Güzel güzel çiçekli yapmışlar. Ben hiç oraya girip geçen, yani geçen Fatma'yla uğraştım. Şey, hiç içine girip de bir şey yiyip içmedim orada ben kalenin içinde. Hani girdik bir şöyle bakındık. Bizde ne var biliyor musun Yasemin? Böyle hiç bilmediğimiz yerlerde böyle rahat edemiyoruz yani. Daha, önce biri bilen biriyle gidip orada bir oturmamız lazım. Biz oturdukça o zaman. Aynen. Cidden bir tuhaf oluyoruz değil mi Didem ikimiz de? Ben çok tedirginim. Ben zaten dışarı çıkmayı sevmediğim için. Yeraltı çarşısına gireceğiz. Didem direkt şu şeyden karşıya geçip oradaki alt geçitten girip, yoksa yeraltı çarşısının içinden mi geçelim? İyi, o zaman orayı da çekeyim. Yeraltı çarşısına geçen girdiğimizde şey vardı. Tavanı için çalışma yapmışlar. Açmışlar tavanı. Çok sık girdiğim bir yer değil yeraltı çarşısı. Kayseri'nin önceden bütün her dükkanı, mağazası hep buradaydı ama ben hep tedirgin olmuşumdur buraya girerken, yerin altında olduğu için mi yoksa çok birbirine yakın dükkanlar vesaire, o yüzden mi böyle insanlar dükkanlarda bunaldığı için hep mağazaların önünde duruyorlar, ondan mı bilemiyorum. Yani burayı benim çok sevdiğim. Ne taraftan gideceğiz? böyle mi? Bak burada da şey, tavanı yeniliyorlar herhalde. Ben buraya girmeye çok rahat edemiyorum biliyor musun? Zaten nereden
Zaten gidersen git aynı yere çıkıyorum. Kaybolmaz. Kaybolmaktan korkmuyorum. Ben buradan tedirgin oluyorum. Ama şehri de korkarım biraz. Kapalı çarşı mı? Bak oradan da tedirgin. Ama korkum gene gitti. Çünkü şuna alıştım. Dönüyorum, dolaşıyorum, buluyorum. Kapalı çarşı bir de şey İnanca gibi, labirent buluyorum. Gibi. Ha, aynı. Ama alıştım yani. Bir gün o zaman seninle de gerek labirent şey. Yani. Nasılsa bulursun. Ama direkt yani şunun şurası falan da öyle bilmiyorum. Ama kendime bir yer belirlemiştim sonra gide gelelim. Hmm. Çeşme vardı, ona göre kendime ayarlıyordum. Kapalı çarşının içinde. He. Değil mi? Sarı. O Kazancılar ya, Çarşısı şey. Ya orası i̇şte da. Ha tamam. Tamam. Kışlık kaban alayım mı sen? Biz de ne kadar çok şeyden korkuyormuşuz diye. Pardon. Elazığ düğüne gittik. İki araba Kızalma'dan geliyor, şey Kına'dan geliyoruz. Şey evin yolunu şaşırdık. Didem de benim kucağımda dedi ki şoför koltuğundaki akrabamız. Şey cami şey Almer çıkışından. Medrese çıkışı şey değil mi? Ha iyi tamam. Ondan sonra şoför koltuğundaki akraba dedi ki kaybolduk herhalde dedi. Didem ağlamaya başladı. Kayıp mı olduk? Bir daha bizi bulamayacaklar ya. Halbuki ne var değil mi? Küçüktü ama çok küçüktü. Bir de zık diye akraba hep arabanın içi. Ben şimdi hiç korkmam. Yeter ki dönüş bilesin olsun. Yani arabam olmadığı için otobüste. Ben şimdi en ufak bir şeyimi kaybettim. İnşallah atanırsan kendi araba alırken bana da al ya. Ya niye Didem sen benim böyle dediğim zaman beni desteklemen lazım. Didem o konularda benim sana. Sen daha atanmadan bütün karanlığı böyle İcra gönderiyoruz bu evine. Benim isteklerim karşılayacak devlet maaşı yok. Atandığın yerlere mektup yazarım. Bak bunlar hep şey. Hayatın gerçekleri Yasemin. Sonra sen mi para alacaksın? Didem. Sonra sen mi? Gel, şuradan bir şey yapalım da. Mani mani verir ya. Yani. Aferin o zaman. Aferin o zaman. Kumbarayı doldurup ya sen direkt bana versen daha iyi değil mi? Bu da seni kullanıyor Yasemin. Hem ben senin teyzenim. Bu kim? Ama teyzem, ama teyzeciğim bu kim ki? Bu dış kapının dış mandalı. Yani ben senin doğurduğun insanım. Susar mısın? Biz daha yakınız seninle. Kan bağı var aramızda. Ben kansızım. Yok kansız da demeyelim de. Kız burada at şeyler dur gel. Şu görmüş olduğunuz. Sokak süpürme makinesi. Yasemin'in korkulu rüyasıymış arkadaşlar. Şimdi kalenin içine gidiyoruz. Orada yani kahvaltı falan yapmadık biz ablam gibi. Ablam sabah kalktı işe gitti. Kızı da okula gitti. Lise sona geçti kızı. Aynı Didem gibi. Kalenin içine girmeye karar verdik. Bakalım. Çok da yazan oluyordu abla kalenin yeni içi değiştirilmiş falan bir gezer misin diye.
bir kere girmiştik ama içinin şu anda ne durumda olduğunu bilmiyorum. O yüzden şimdi gideceğiz bakalım. Hem de bize de yürüyüş olmuş oluyor. Bunlar da bu kadar konuşacak şeyi nereden buluyorlarsa hiç susmuyorlar ya. Kime çektiler acaba? Arkalarından dedikodularını yapayım. Şu öndeki uzun kız var ya. Onlar hiç haz etmiyor. Yanındaki araba çarpıyor.